Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 9 Ağustos 2021 Pazartesi. Piyasalarda özellikle emtia tarafında tek kelimeyle çöküş yaşanıyor. Altının ons fiyatı dün gece yarısında 1690 doların da altına geriledi. 1700 dolar kritik beşikti. Hatta 1750 dolar ana desteği Geçen hafta ifade ettiğim 1740 dolara kadar çekilebilir. Sonraki yükseliş için önemli bir destek noktası olacak demiştim ama 1740 doların da altına indi. Altındaki bu düşüş gümüşü de aşağıya çekti. Gümüş de 24 doların altında seyrediyor. Altın ve gümüş niye düşüyor? Yine bizde dolar hesapları ile ilgili doların 2022 tahminleri dolar TL kur hesaplaması yabancılar arasında değişmeye başladı. Şimdiden yeni seviyeleri fiyatlara yansıtıyorlar. Bunları konuşacağız. Türkiye ile ilgili bir risk haritası var. Birleşmiş Milletlerle Avrupa Birliği Komisyonu'nun ortaklaşa yayınladığı bir rapordan bazı satır başlarını sizlere aktaracağım. Ancak altın ve gümüşteki şu düşüşü önce grafikle bir gözden geçirelim. Özellikle delta varyantı endişesiyle beraber Amerikan Merkez Bankası'nın bir taraftan vanayı kısacağına dair beklentiler, haberler, Fed üyesi eyaletlerdeki Fed başkanlarının değerlendirmeleri sanki Yarın VANA kısılacakmış gibi piyasa tarafından sert bir şekilde fiyatlandı. Oysa 2022 yıl ortasından evvel vanayı kısması mümkün değil ama bu grafik dün gece yarısı bizde piyasalar kapalıyken Asya Pasifik piyasalarında, Forex piyasalarında 1740, 1750, 1760 üzerinde seyretmesini beklediğimiz ons 31,10 gramlık külç altından bahsediyoruz. 1700 doların altına indi dikkat edin o grafikteki o çok hızlı bir düşüş adeta şelaleden çağlayandan aşağı bıraktılar değerli metali sonra 1688 dolardan döndü hali hazırda da altının ons fiyatı şuradan anlık fiyata bakayım evet anlık grafiği de ekrana verdik 1737 dolar aslında dün, dün geceki bu hareket çok büyük bir yatırımcının birkaç büyük bankanın bu satışı yaptığı söyleniyor. 200-300 milyon dolarlık bir altın satışından bahseden var. Net bilgiler henüz yok ama bir manipülasyon var. Değerli metal üzerinde çok ciddi oyunlar oynanıyor. Madem bir piyasada söylenen şeyleri bir an için gerçekleşecek birer senaryo olarak kabul edelim. O halde Fed varlık alımlarını azaltacaksa da Burada tahvil alımlarından tahvil alımlarını kısacaksa piyasada ya da likidite sıkıntısı başlayacaksa en azından emtiyanın bir müddet bu mevcut seviyelerin üzerine çıkması lazım. Geçen yılla bu yıl arasında %15 eksi de altının ons fiyatı. Bu kadar enflasyonun yükseldiği, karşılıksız para basma faaliyetinin devam ettiği Başta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası olmak üzere Japonya, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere bütün bunların piyasaya verdikleri 20 trilyon dolardan fazla bir para var. Bunun yol açtığı bir varlık balonu varken hem gümüşte hem de altında bu düşüşün rasyonel bir tarafı yok. Ne yapılıyor? Nerede bir sıkışmışlık varsa oradan çıkan fonlar, büyük bankalar, balinalar ellerinde bir anlamda günah keçisine çevirdiler altının ve gümüşü. Son özellikle şu son 6-7 aydır 2021 yılında altın ve gümüş üzerinde çok ciddi sinsi oyunlar oynanıyor. Şimdi gram fiyatında da tabii o düşüş esnasında bizde 470 liraya kadar 24 ayar altının gramı indi. Ama o da anlık 480 3-4.84 lira civarında altının satış fiyatı. Bu dipten döndük. Şimdi bundan sonra neye bakacağız? Bundan sonra 1740 üzerinde tutunup tutunmayacağını takip edeceğiz Onsun. Gram bizde birazdan anlatacağım doların seyri itibariyle her halükarda 480, 480 lira seviyesi gram için bir destek fiyatı artık zaten gramda bu anlamda önümüz açık. Ta ki altının onsu bu çukurdan çıkabilsin. Çıkabilirse ki ben dün gece yarısında o sert düşüş olduğu esnada herhangi bir temeli olmadığı için bunun bir sapan hareketinin başlangıcı olarak yorumladım ve Twitter'da bunu paylaştım. Eğer buradan altın Tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başlarsa ki bu Çarşamba günü yine Amerika'dan gelecek olan istihdam verileri ve diğer Amerika'dan bu hafta takip edeceğimiz bir iki veriyle beraber bu seyri biraz daha net görebileceğiz ama altındaki şu düşüş. Şu an şu an itibariyle bir panik satışı başlattı özellikle küçük yatırımcılar tarafından. Muhtemelen büyükler de altında kaymak yemek için altının biraz daha yukarı yönlü 1900 ile 2000 dolara doğru seyri esnasında daha fazla buradan para kazanmak için mümkün olduğu kadar aşağıya doğru indirmeye çalışıyorlar altının ons fiyatını, gümüşün ons fiyatını. Altında eğer 1750 dolar geçilirse biz tekrar 1800 dolar üzerinde hızlı bir ralli görebiliriz ama bu olmazsa bu olmazsa bilin ki ilk düşen altın olur. Gümüş olur, emtia olur. Hatırlayın 2020 yılı Mart ayından itibaren başlayan piyasadaki o koronavirüs salgınının başlattığı, tetiklediği piyasa krizi esnasında ne olmuştu? Altın ve gümüş çok sert düşmüştü ve sonrasında ilk toparlanan güvenli liman arayışında o ortalığın toz duman olduğu esnada yatırımcılar kurumsal ya da bireysel nereye koştular? Altın ve gümüş almaya koştular. Eğer böyle bir hareketin tekrar olacaksa bu periyotlar her zaman zamana geçmişte böyle oldu diye bugün de böyle olacak değil ama ona benziyorsa şayet yarın öbür gün borsalarda çok ciddi düşüşler olacak. Eğer Amerikan Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizlerindeki yıl sonu 2.25-2.40 %2.40 tahminleri tekrar %1.75'e doğru çekildiyse ben aslında faizlerin artırılması ya da vananın kısılması için en azından 2022 yıl ortasına kadar bir gelişme olmadığını daha önce de ifade etmiştim. Muhtemelen burada da piyasa yüksek fiyatlarda yakalanan, borsalarda yüksek fiyatta yakalanan ve tahvil tarafında biraz Amerikan Merkez Bankası'nın biraz onların suyuna gitmesini bekleyen büyük balinaların burada yine bir oyunu var. Buradan bakalım kim kazançlı çıkacak, kim burada, kimin burada dediği olacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama altında eğer 1740 doların üzerinde tutunamazsa ve yukarı yönlü hareketler alımlar göremezsek aslında bugün yer yer bu hareketlerin ilk işaretleri verildi. Ons tarafında zarar kes yapabilirsiniz. Riski daha fazla risk almak istemeyenler ama benim gördüğüm aslında onsta da gramda da artık dibin dibini gördük. Bu saatten sonra zaten şu ana kadar fedakarlık yapmışsanız beklemişsiniz. hiç olmazsa bundan sonraki seyri görüp yukarı yönlü hareketlerde bu zararınızı biraz minimize etme hatta kara geçirme imkanınız var. Gramda özellikle hem altında hem de gümüşte önümüzdeki günlerde kur etkisiyle Kısa vadede alıp satma uygun makasları yakalayabilenler, fırsatları yakalayabilenler için bu olacak. Diğer tarafta gümüşün onsu da 23.46 999 eğer has gümüşünde gramı 6 lira 54 kuruş. Orada 666, 675, 690 hızlı yükselişler olacak. Yükselmeye başladığında 2319, 2307 destek, 2420, 2470 en önemli ilk dirençler ve bunlar geçildiğinde belki çarşamba günü gelen ilk verilerle toparlanmanın sınırlı olduğuna dair ki benim de takip ettiğim ekonomik veriler dünyada bırakın toparlanmayı. Geçen günde grafiğini verdim. Başta Almanya ve Çin olmak üzere Amerika olmak üzere önde gelen ekonomilerin tekrar yavaşlamaya ve aşağıya doğru inmeye başladığını görüyoruz ki yine reel sektör güven endeksi Almanya'da bugün Temmuz ayında çok ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Evet Amerika'da işsizlik oranı azalıyor. Ancak 2020 yılı Şubat Mart ayına ile mukayese edildiğinde hala o günkü işsizlik seviyesinin 2 katı 3 katı işsizlik oranları olduğunu görüyoruz. Yine nominal ve reel ücret artışları sınırlı. Korona salgınından dolayı delta varyantından dolayı özellikle hizmet sektörlerinde eleman istihdamında şirketler zorluk çekiyorlar. İngiltere'de e, şoför lisansı olan dili olan varsa haberiniz olsun. İngiltere'de yıllık şoförün kamyon tır şoförünün maaşı 40-45 bin sterline çıktı. Hatta başlangıç olarak Tesco gibi perakendeciler 1000 pound 1000 sterlin bonus veriyorlar. Çünkü restoranlar oteller... E, lojistik şirketleri e, hem Avrupa Birliği'nden çıktığı için hem de korona salgını ve delta varyantı etkisiyle orada istihdam etmekte, eleman bulmakta zorluk çekiyorlar. Şimdi bu belirsizlikler varken Çin'de enflasyon %10'a gelmişken, Amerika'da %5'i geçmiş, Almanya'da %3'ü geçmişken enflasyon işte Türkiye'de %20'ye gel gelmişken TÜFE Burada bir toparlanma evet paraların verdiği merkez bankalarının ve hükümetlerin verdiği teşviklerin etkisiyle bir toparlanma olmuş gibi de görünse belirsizlikler devam ediyor. Koronada günlük vaka sayısı Amerika'da tekrar 2020 Kasım ayından bu yana ilk defa 100 bin vakaya geçti. Ölü sayıları 3000'in üzerine doğru çıkmaya başladı. Can kayıpları dolayısıyla dikkat edeceğiz. Burada yine ve yine emtiaya sarılacak herkes. Bugün herkesin tukaka ettiği altın yani altından bahsediyoruz. Söyler misiniz bu kadar karşılığı olanmayan paralar vesaireler şirketler uçarken altının bu seviyelerde olması doğru mu değil. Dolayısıyla sonbahar çok sıcak geçecek. Ağustos'taki ve Temmuz'daki bu gecikmeli etkiler Eylül-Ekim'den itibaren hissedilecek. Delta varyantı herkesin kafasını karıştırdı. Aşılar vesaire etkinlik bunların hepsi küresel bağışıklık, sürü bağışıklığı olmayacağını artık herkes biliyor. Bunun zaman alacağını ve belki de hiçbir zaman %100 sürü bağışıklığına ulaşılamayacağını uzmanlar ifade ediyor. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden kritik bir risk raporu var O risk raporu ile Türkiye'ye ve biz dolar TL tahmini ile ilgili başlığımıza geçelim yabancılar Londra'da çarpıcı dolar TL hesabı yapıyorlar Risk yönetimi endeksi 2021 raporundan bahsediyoruz Birleşmiş Milletler AB Komisyonu bünyesindeki çeşitli kuruluşlar tarafından hazırlanıyor. Bu informda muhtemel insani krizler, felaketlerde alacakları kararlara destek sağlayacak analitik ve sayısal bilgiler yer alıyor. Ülkelerin risk durumları 1 ile 10 arasında puan veriliyor. En yüksek riskli üç ülke Somali 9 puan, Yemen 8,1, Afganistan 8,1. Türkiye en riskli ülkeler arasında bu raporda. Bakın çok yeni bir rapor raporun linkini de orijinal linkini de açıklama bölümünde e, linkini tıklayarak raporun orijinalini de okuyabilirsiniz daha detaylı. Türkiye en düşük riskli ülkeler ise Liechtenstein 0.8 küçük Avrupa ülkesi Finlandiya 0,9, Estonya 0,9, Lüksemburg 0,9. İnsani kriz ve felaket risk puanı olan ve 5 olan Türkiye 190 ülke arasında en riskli 50. ülke. Deprem ve Türkiye'nin içinde bulunduğu çatışmaların ve dahil olabileceği muhtemel çatışmaların riskleri açısından Türkiye dünyanın en riskli 7. ülkesi 7,9 puan yani bu slayt'tan sonra o da gelecek hemen bir sonraki slaytta bu Türkiye ile riskleri de gösteriyoruz bakın yine riskte en istikrarlı vurgusu endişe verir şimdi Türkiye riskli olmakla kalmıyor bir de son 3 yıldır Riski istikrarlı bir şekilde artan ülkelerden biri. Genel olarak riski son 3 senede artan Türkiye bu kategoride 27 ülkeden Türkiye'nin içinde bulunduğu en yüksek riskli kategoride 27 ülke var. Onlardan bazılarını sayalım. Kolombiya, Mısır, Hindistan, İran, Meksika, Pakistan ve çeşitli Afrika ülkeleri. Peki Türkiye'nin komşularının puanları ve sırası nasıl? Bakın Suriye'nin puanı 7, 7 en riskli 7. ülke 7.3, Irak 14. sırada 6.5 puanı, İran 47. sırada 5, 5 puan, Azerbaycan bizden daha az riskli 67. sırada 4.4, tabi yukarıya doğru yaklaştıkça risk artıyor. Aşağıya doğru indikçe riskli ülke kategorisinden daha az riskli hatta risksiz ülke haline geliyorsunuz. Gürcistan 84. sırada doğu komşumlarımızdan biri 3.9 risk puanı, Ermenistan 103. sırada 3.3, Yunanistan 115. sırada. Puan 3 Bulgaristan 135. sırada 2,4. Şimdi bunun dışında bir de Türkiye'nin tabi bu risk haritasında bu haritayı da gösterelim isterseniz. O haritada e, bakın e, haritanın içerisinde Türkiye'nin de içinde bulunduğu birazdan gelecek. O renkler koyulaştıkça ülkelerin riski artıyor. Dolayısıyla evet bu harita bakın Türkiye 5 ile istikrarlı bir şekilde en riskli ülkeler kategorisinde Türkiye'nin renk olarak yakın olduğu ülkelere bakın yani Afrika ülkeleri var, Latin Amerika ülkeleri var. Pasifik'teki küçük ülkeler var, ada ülke ada devletleri var. Dolayısıyla maalesef bu harita bizim riskimizi Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi önemli iki referans kuruluştan bahsediyoruz. Bu haritayı işte yabancılar önlerine koyuyorlar. Dolayısıyla yabancı kurumların dolar TL hesabı da değişti. Bunu daha önce Twitter'da da ifade etmiştim. Kaynaklarım özellikle Londra'da 5 Ağustos'ta Erdoğan'ın belirli yerlere sinyalimi vermiş oluyorum çıkışı yabancıların hesaplarını alt üst etti. Yabancılar Londra, Frankfurt, New York gibi finans merkezlerinde artık Türkiye ile ilgili tahminlerini hem borsa ile ilgili hem yıl sonu enflasyon, yıl sonu, yıl sonu büyüme, işsizlik başta olmak üzere Türkiye ile ilgili tahminlerini tekrar güncelliyorlar. Çünkü Erdoğan'ın artık faiz artışında sınıra geldik. %19'un üzerine çıkılmasını istemiyorum. Hatta TÜİK önden fa enflasyonu düşürsün. Arkasından da biz sıcak paya verdiğimiz reel faiz sözünü tutalım ama faizde aşağı indirelim. Merkez Bankası da gereğini yapsın diye ne yapmıştı? 4 Ağustos'ta ATB'ye verdiği mülakatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun işaretini vermişti. İşte 2-3 gün sonra Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu para politikası kurulu üyeleriyle bir araya gelecek ve faiz karar verecek. Bu şartlarda faiz artırılabilir mi? Artırılamayacak. İndirim olur mu? o intihar olur. Yine pas geçecek. Muhtemelen kendilerince ee, sıkı para politikasında duruş devam edecek gibi içi boş beylik sözlerle geçiştirilecek. O yüzden Londra başta olmak üzere önde gelen finans merkezlerinde 2022 yıl için dolar 12 lira 50 kuruş olarak hesaplanıyor. Bununla ilgili pek çok kaynağım var. Bu kaynaklarımın sayısı arttıkça bu tahminler önümüzdeki günlerde daha da Berrak hale gelecek, mücessem hale gelecek. Uluslararası Finans Enstitüsü zaten 2021 sonu dolar tahmini 9.50 liraya, Commerce da 10 liraya çıkarmıştı. 2021 yılı sonu 31 Aralık 2021 için söylüyoruz. Hatta Merkez Bankası'nın vadeli işlem opsiyon piyasasında, Borsa İstanbul bünyesinde Aralık 2021 kontratı, dolar tl kontratına baktığımızda bakın en son rakama bakayım. 2021 yılı şu içinde bulunduğumuz Ağustos ayı kontratı 8 lira 74 kuruş. Geçen gün 8.82 demiştim onu düzeltiyorum. 8.83, 8 lira 83 kuruş. Eylül için Ekim'de 8 lira 83 kuruş. Kasım 8 lira 73 kuruş. Peki Aralık ne? 9 lira 91 kuruş. Merkez Bankası da biliyor ki mevcut enflasyonla mevcut eksi 50 60 milyar dolarlık net döviz açığıyla bu tablonun ve dünyadaki risk sıralamasında Afrika ülkeleriyle bir arada olan Türkiye'nin 19 faize rağmen bu kuru burada tutması mümkün değil ki yeni gelişme Erdoğan artık yeter seçim hazırlığı var ne yapıp edip bu faizi indirin, piyasayı canlandıralım. Kredi odaklı, tüketim odaklı bir büyüme olsun ve biz seçimi o ekonomik coşkuyla kazanalım diyor. Bakın Türkiye'nin içinde bulunduğu yüksek enflasyon ligi. Birinci sırada Venezuela var. Yüzde 2720 enflasyon var. Sudan yüzde 363, Lübnan yüzde 101, Zimbabwe yüzde 56, Türkiye 12. 13. sırada %19. Bu da biliyoruz ki aslında tüfenin gerçek enflasyonun bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Bakın her şeye iğneden ipliğe zam geliyor. Sadece çiftçinin maliyetlerine bakın. Üre gübresi %158 artmış bir yılda. Elektrik %50 artmış. Diğer giderleriz %50 artmış. İşte her şeye zam geliyor. Türkiye bu enflasyon liginde böyle bulunduğu sürece doları burada tutması mümkün mü? Doların burada durmayacağının yabancı da farkında. O yüzden de e, tahminlerini değiştiriyorlar. Dolayısıyla Merkez Bankası Perşembe günü faizi %20 ve üzerine çıkarsa 1 iki hafta tutabilir doları bu 8 lira 80 kuruş duvarının rekorunun altında ama o duvarda yıkılacak ve hızlı bir şekilde biz Eylül ayının bitmeden 9 lira üzerinde yeni seviyeleri konuşuyor olacağız. Yabancılarda zaten 2021 yılı için e, yüksek daha 12 lira üzerini konuşmaya başladılar. İşte sadece Temmuz ayında hazine nakit gerçekleşmelerinin eksi 68 milyar lira açık verdi hazine. İlk 7 ay açığı 107 milyar lira yani böyle buna bütçe dayanır mı faize giden paraya bakar mısınız? 21 milyar lira ödenmiş iki, şeyde Temmuz ayında sadece faize. Peki ilk 7 ayda 99 milyar lira faize gitmiş. Yani bu paralar faize gidiyor. Bu kadar yüksek faiz ama kur yine yüksek ve daha da yükselecek. Dolayısıyla hesabınızı buna göre yapın. Gramda özellikle altın ve gümüş tarafında bu anlamda kur etkisiyle dikkat ederseniz olsun ne kadar düşerse düşerse düşsün kurdaki bu yükseliş enflasyon şeyi de gramı da belli bir yerde tutuyor. Onsta da önümüzdeki günlerde özellikle çarşamba günü, günü Amerikan Amerika'dan gelecek verilerle okyanus ötesinde açıklanacak verilerle yönümüzü biraz daha göreceğiz. Ama ben yok risk almak istemiyorum diyen varsa çarşambadan sonra seviye aşağıya doğru 1700 altına sarkarsa zarar kes talimat stop loss yapılabilir. Fakat ben sapan hareketini bir şekilde burada bekliyorum. Bunun için sabrı olanlar, kapasitesi olanlar bekleyecek, alma imkanı olanlar alıp kenara koyacaklar. Orta ve uzun vadede zaten 2000 dolar ve üzeri altın için, gümüş için 30 dolar ve üzeri hatta 40 dolar ve üzeri zaten konuşuluyor. Elektrikli araçlar için bu kadar teşvik veriliyor, gümüş geriliyor, altın geriliyor. Dolayısıyla bunun anormal olduğunu herkes kabul ediyor. Ancak piyasa bazen herkesin tahminlerinin ya da olması gerekenin aksi yönde hareket edebiliyor. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. 117 bin direncini de açtık. Hedefimiz 120 bin ve üzeri. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Çarşamba akşamı yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.